Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni bölümle karşınızdayız. Yeni bir beşliyle karşınızdayız. Yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün tabii biraz üstünden zaman geçti ama yakın dönemde bildiğiniz gibi Ash Barty tenisin bir numarası kadınlarda. Çok uzun süredir bir numarası ve son dönemin en iyi oyuncusu. Şok bir kararla tenisi bıraktığını açıkladı. Ki baktığımızda yani kariyeri çok acayip bir yere gidebilirdi. Bu sezon belki tüm slamleri kazanmış bir oyuncu olarak sezonu bitirebilirdi. Fakat tenisi bırakmaya karar verdi. Aslında Ilk kez değil ikinci kez bırakmaya karar verdi. Ben de şöyle bir e, tarihe göz atıp tenisi erken bırakanlara şok e, emeklilik kararlarına bir bakalım istedim. 5 numarayla eş partiyle başlayalım. Eşparti henüz 25 yaşında ki tarihin bir numarayı en fazla elinde tutan kadın oyuncuları arasındayken tenisi bıraktığını açıkladı. Ki son dönemin en dominant oyuncusu yüzü aşkın haftadır liderliği elinde tutuyordu. Dünya bir numarasını elinde tutuyordu. Baktığımızda herkes onun bu sezon Amerika açığı da kazanarak kariyerini tamamlayacağını, o büyük dörtlüğü tamamlayacağını konuşuyordu. Fakat Eşparti ikinci kez tabi bu sefer daha da sağlam şekilde tenisi bıraktığını açıkladı. Şöyle bir geriye gitmek lazım. Bir 5-6 sene önce ki kendisi aynı zamanda bir kriket oyuncusu kriketi de hatta tenisten biraz daha keyifle oynadığını, biraz daha sevdiğini söyleyen bir oyuncu. E, o aralarda 2016 civarında tenisi bırakmaya karar vermişti. Sonrasında 2016-2017 ile beraber tenise geri döndü. Hız kazandı ve sonraki dönemde 2017 sonrasındaki dönemde yavaş yavaş dominasyonunu arttırmayı e, başardı eş parti. Baktığımızda son dönemin hem e, en dominant oyuncusu hem en keyif veren oyuncusu hem de aynı zamanda e, çok da aslında popüler e, oyuncularından biri değil. Ondan daha az başarılı olanların daha fazla haber olduğunu, daha fazla etrafta gözüktüğünü ve daha fazla e, sosyal medyada e, gözüktüğünü gördük. Fakat eş parti sessiz ve derinden dünya bir numarasını aldı. 3 slam'i de kazanmayı başardı. E, ama sonrasında e, son Avustralya açık ile beraber e, tenisi bırakmaya karar verdi. Bu tabii ki büyük bir şok. 25 yaşında bir oyuncu neden tenisi bırakır? 25 yaşında dünyanın zirvesinde bir oyuncu neden bırakır? Bunu tabii fiziksel ve mental e, ayrı ayrı değerlendirebiliriz. E, olabilir fakat kendi söylemine bakacak olursak 2021 e, Wimbledon'ı kazandıktan sonra henüz e, bir şeyleri tamamladığını hissetmediğini dolayısıyla devam etmek istediğini e, söylemişti. eş parti ve sonrasında Avustralya Açığı kazandıktan sonra e, bu doygunluk hissinin kendisine geldiğini, tenisi artık o kadar da önemli görmediğini 25 yaşındayken hazır e, ve tabii ki finansal olarak kendini kurtarmışken e, çok rahat bir şekilde başka şeylerle ilgilenebileceğini söyledi. Fiziksel olarak tamamen bittiği düşünüyorum. Tenise verebilecek başka bir şeyim kalmadığını düşünüyorum. Çok yoruldum ve e, ailemden de uzak kalmaktan artık biraz e, bunaldım. Dolayısıyla hem fiziksel hem mental sebepleri var diyebiliriz. 25 yaşında sadece e, turnuvalardan kazandığı ödül olarak 8 milyon dolara yakın bir e, parası var. Tabii ki bununla beraber mutlaka e, diğer anlaşmaları, sponsorlukları vesaireleri var. Eş parti e, geleceğini finansal olarak kurtarmış durumda tenis tarihine geçmiş durumda daha 25 yaşında ve başka hayallere adım atabilmek için tenisi bırakmış durumda. Yakın dönemdeki oyuncular bu baskıyı, bu sorunları aslında basın toplantılarına çıkmayarak ya da turnuva oynamayarak hatta belki erken emekli olarak daha hızlı şekilde aşabildiklerini gösterdi. Eskiden bu tip durumları çok fazla görmüyorduk ki geçmişe dair birkaç oyuncu da bu listede olacak ama yakın dönemde özellikle bu psikolojik sorunları ya da fiziksel tükenmişlikleri oyuncular çok daha net bir şekilde bizlere açıklıyorlar ve onların hayatına biraz daha rahat, onların yaşadıkları sorunlara biraz daha rahat bakabiliyoruz. Eşparto o sorunlardan birkaçını yaşadı. Sonrasında geri döndü, geri dönüp zirveyi aldı ve zirvede bırakmaya karar verdi. 5 numarada Eşparti vardı. Dört numaraya geçelim. Erkekler tablosuna ATP'ye dönelim. Andy Roddick eski dünya bir numarası ve eski Amerika açık şampiyonu Andy Roddick, aslında 2012'de e, bir ilk tur maçı öncesinde çok kısa bir açıklama yaptı. Çok fazla uzatmayacağım. E, bu benim e, son turnuvam olacak şeklinde çok net herkesi şoke eden e, ve 30 yaşında emekliliğini açıkladığı bir basın toplantısıyla bizlere veda etti. Tabi Andy Roddick özellikle 2000'lerin başında e, aslında 90'ların sonu 2000'lerin başında hem oynadığı teniste hem Kort'taki e, e, tavırlarıyla vesaireyle çok farklı bir yer edinmişti herkesin gözünde. Herkes onun aslında kariyerine devam edebileceğini ki aslında 3 sene boyunca çiftlerde oynadı. Ve e, aslında çiftlerde de e, onu izleme fırsatı bulmuştuk. Biraz daha uzamıştı kariyeri. Fakat 30 yaşında e, teklerde son turnuvasını oynaması, böyle bir açıklama yapması gerçekten enteresandı. Hem tabii ki onun çok yoğun e, oynadığını söylemek lazım. Karakter olarak Kort'a e, çok fazla şey kattığını söylemek lazım. O yoğunlukla beraber belki biraz daha hızlı tük kendi diğerlerinden fiziksel olarak zaten tenisçilerin özellikle de e, yakın döneme baktığımızda çok fazla turnuva oynadıklarını, çok fazla yorulduklarını ve artık seviyenin e, atletik seviyenin çok yukarıya çıktığı için e, çok çabuk tükendiklerini, belki eklemlerine, kaslarına, kemiklerine çok ciddi problemler yaşattığını görüyoruz. 2000'ler aslında o kadar değildi fakat 2010'lara gelinirken 30 yaşında bir oyuncu bunlara ayak uyduramadığını hissetmiş ve e, çok da fazla aslında düşmeden e, bırakmak istemiş olabilir. Tabii endrodikle ilgili bir de şöyle bir noktaya değinmek lazım. Endrodik e, kendi fonunu kurdu ve özellikle yardım kampanyalarına başlamıştı. Hem tenisle hem de tabii ki yardım kampanyalarıyla ilgilenmek çok kolay bir şey değil. Çünkü bir ay içerisinde defaatle yolculuk yapıyorsunuz. Çok fazla turnuva oynuyorsunuz. Tabii ki o kadar zirvede bir oyuncunun sıralamasını da belki koruması için bu turnuvalara oynamaya ihtiyacı var. Dolayısıyla biraz tenis dışında işlere odaklanmak için aslında 30 yaşında çok erken bir şekilde Enderodik'e veda ettik. Tabii ki Enderodik hala tenisin içinde özellikle yakında dönemde sosyal medyada onu çok fazla görüyoruz ama hani 39 yaşında hala 39 yaşında oynayan oyuncular var ve baktığımızda 39 yaşındaki Endrodeki Eski Dünya bir numarası 9 yıldır emekli böyle düşününce de hakikaten insana biraz garip geliyor biraz erken kaybettiğimiz oyunculardan bir tanesi Endrodeki. 3 numarada Martina Hingis var. Herkesin özellikle de o dönemde tenis izlemeye başlayan ya da o dönemde sporla ilgilenmeye başlayan insanların e, idolü, en sevdiği spor figürü ya da baktığımızda bazı insanların aşık olduğu bir figür e, Martina Hingis ki özellikle 16-17 yaşında turu adam attıktan sonra hatta 15 yaşında e, turu adam atmaya başladıktan sonra 1997'de bir anda 3 Grand Slam'i birden kazanması ve tabii ki diğerinde de final oynaması e, baktığımızda akıl alır gibi bir şey değil. E, Tabii ki özellikle genç yıldızlar yeteneklerini çok da aslında Tur onları tanımazken bir anda sergileyebiliyorlar. Çok güçlü girmişti Tura ve bir anda dünya bir numarasına yükseldi. Bir anda neredeyse daha 16 yaşındayken, 17 yaşındayken kariyerini tamamlayacaktı. 4 Slammy birden kazanacaktı. Ve tabii ki çok da yoğun girdiği için kariyerine, bu kadar genç yaşta girdiği için işler... Özellikle kariyerinin ilk bölümü sonrasında pek istediği gibi gitmedi. Martin Engis'in kariyerindeki 90'ı arka arkaya 209 haftalık bir dünya bir numara e titri var. Akıl alır gibi bir şey değil yine. Özellikle kariyerine bu kadar erken girmesi, birkaç kez emekli olması e, Martina Hingis'i çok daha farklı bir yere koyuyor. Tabii ki şu anda hala e, turda bir yerlerde var. 1994'ten beri oynuyor Martina Hingis. 41 yaşında ve e, çiftlerde oynuyor. Birkaç kez geri dönüş yaptı. Son geri dönüşü sadece çiftlerdeydi ve bu da çok başarılı oldu ama özellikle o ilk emekliliğine biraz dikkat çekmek gerekiyor herhalde. 1997'de arka arkaya turnuvalar kazandıktan sonra dünya bir numarasına yükselip diğer turnuvalarda da yine domine etmeye başlamıştı ee, dünya tenis sahnesini. Bu kadar genç bir oyuncunun hatta bu kadar neredeyse küçük diyebileceğimiz bir tenisçinin e, bu kadar genç yaşta çok sağlam bir e, şekilde tura girmesi, bir sürü turnuvada oynaması onun vücudunda tabii ki hem de e, özellikle zihninde çok fazla yer edindi diyebiliriz. Bu kadar genç bir oyuncunun e, tura bu kadar hızlı şekilde girmesi, bu kadar başarılı girmesi ve bu kadar tabii ki sert bir oyunda, yoğun bir oyunda girmesi onun e, fiziksel durumunda da, mental durumunda da çok fazla yaralar açtı diyebiliriz ki baktığımızda 97'de o kadar başarılı olduktan sonra arka arkaya e, Grand Slam finalleri, arka arkaya turnuva şampiyonlukları fakat 2001'de hem de en az başarılı olduğu e, o toprak zeminde e, Grand Slam'e giderken yani e, Roland Garros'a giderken e, bileğinde yaşadığı sakatlık, sonrasında oradan geçirdiği ameliyat bir anda kafasında soru işaretleri yaratmaya başladı ve çok erken bir yaşta. 20'li yaşların hemen başında 2001 yılında ilk emeklerini açıklamıştı. Bu çok büyük bir şoktu çünkü ameliyatının aslında çok kötü geçmediğini yine sakatlıktan hızlı şekilde dönebileceğini konuşuyordu herkes. Fakat hem o yoğunluk kafasında çok ciddi bir yer etti hem de tabii ki ilk ameliyatla beraber belki de ilk kez o zirveden inebileceğini düşündü Martina Hingis ve o bilek sakatlığıyla beraber iki içinde verdiği bir kararla bir anda tenisi bıraktığını açıkladı. Martin Engis 2001 sonrasında 2000'li yıllar içerisinde birkaç kez e, tenisi bırakıp tekrar geri döndü. Bazılarında e, bileğinden dolayı, sakatlıklarından dolayı acı çektiğini söyleyip e, çekti kendisini. Diğerlerinde başka şeylere konsantre olmak istiyorum dedi. O eş söylediği gibi işte daha keyif alabileceğim şeyler yapmak istiyorum. Dolayısıyla tenise e, veda etmek istiyorum şeklinde hep söylemleri vardı ama tenis öyle bir aşk yonu için her seferinde geri döndü ki hala 41 yaşında olmasına rağmen o kadar sakatlık yaşamasına rağmen Martin Engis devam ediyor. Kariyeri tabii çok erken bitti, geri döndü. Çok fazla sekteye uğradı. Belki tarihin en büyük oyuncusu olabilecekti. Tarihin en büyük oyuncularından bir tanesi zaten ama tartışmasız tarihin en büyüğü olabilirdi. Ama Martin Engis'i hem sakatlıklar hem de tabii ki o kadar erken yaşta profesyonel olmak ve tabii ki suya bırakılmak çok yaraladı diyebiliriz. Derinden etkiledi diyebiliriz Martin Engis 3 numarada. <laughs> İki numarada Bjorn Borg var. Özellikle tabii İsveç'in 80'lerde, 70'lerde ve sonrasında çıkardığı yıldızlardan bir tanesi ama uluslararası standartlarda gerçekten çok zirveye çıkmış oyunculardan bir tanesi. Tanınırlık anlamında ki yani sosyal medya yok hatta medya neredeyse bugünkü haliyle alakasız. 80'lerdeki o başarılarıyla beraber çok fazla kişinin hayran olduğu, aynı zamanda çok fazla başarıya ulaşmış bir oyuncu Bjorn Borg ve baktığımızda en enteresan emeklilik hikayelerinden birine sahip. Baktığımızda oyunun en acayip figürlerinden bir tanesi. Özellikle Bjorn Vark bandını, saç bandını e, tanıyan çok fazla, bilen çok fazla insan var. E, döneminde izlememiş olsanız da o bandı mutlaka fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Bununla beraber en enteresan tipte oyunculardan bir tanesi. Çünkü genellikle sert zeminde herkes e, iyi olur. E, özellikle işte... E, Wimbledon veya e, Fransa açıkta çok farklı kortlar e, bildiğiniz gibi çok farklı zeminler. Onlardan bir tanesini iyi oynar ya da ikisini de kötü oynar. E, hakikaten enteresan bir figür çünkü sert zeminlerde Slam alamayıp diğer iki Slam'i de defaatle kazanmış oyunculardan bir tanesi. Hem Çim'de hem de e, toprakta gerçekten muazzam bir performans. Tabii e, diğerlerinde de finaller oynadı ama e, kaybettik. Özellikle McEnroe e, eşleşmesi, McEnroe rekabetini e, bir yere yazmak lazım. Hatta çok enteresan bir figür bu. E, 25 5 yaşındaki emekliliğinde McEnroe'ya kaybettikten sonra bir Amerika açık finalinde e, basın toplantısına da katılmayıp soyunma odasından direkt olarak oteline gidiyor e, ve herkes tabii onun ki eşi de söyler e, bir mağlubiyetten sonra 3 gün hiç konuşmadığını gördüm o kadar nefret eder mağlubiyetten e, demişti eşi. Yine bir McEnroe mağlubiyeti e, ki o dönemde çok fazla kazandı ve kaybetti McEnroe'ya karşı e, soyunma odasından direkt olarak e, yolunu Otele doğru çeviriyor ve sonrasında ortadan kayboluyor. Sadece bir turnuva oynuyor ve 2 sene sonra e, hiçbir şey söylemeden emekli olduğunu açıklıyor. E, henüz 25 yaşında daha çok fazla turnuva kazanabilecek durumda. Ve baktığımızda kariyerini de çok rahat belki de tamamlayabilecek durumda. Çünkü 25 yaşında bir oyuncunun e, defaatle kazandığı turnuvalar sonrasında, defaatle kaybettiği de finaller sonrasında e, onu bir şekilde alacağını düşünebilirsiniz. Fakat Björn Borg e, özellikle de o mental gücünü e, kaybettiğine, dair açıklamalar yapıyor emekliliği sonrasında. kaybetme kaybetmeye artık tahammül edemediğini, kaybettikten sonra bir kez daha kazanamayacağını düşündüğünü ve aynı zamanda da e, özellikle arka arkaya kaybedilen o finaller sonrasında biraz e, mental sorunlar yaşadığını, kendini kapattığını, bir iç hesaplaşma yaşadığını vesaire söylüyor. Tabi Biombox sonrasında geri dönüyor ama gerçekten kötü bir geri dönüş. Çünkü e, hem biraz zaman geçmiş oluyor üzerinden. Hatta bayağı bir zaman geçmiş oluyor. 84'te veda edip 91'de geri dönüyor ve 2 sene sürüyor sadece. 2 sene sonra tekrar kesin olarak emekli oluyor ve Bjorn Borg aslında o aralığı bırakmamış olsa çok daha fazla şampiyonluğa ki 66 şampiyonluğu var kariyerinde belki de 100'e gidecek. Ee... ...bir anda bunlara veda etmiş oluyor. Bjorn Borg hem çok erken emekli olmasıyla... ...hem özellikle galibiyete ve mağlubiyete verdiği mental tepkileriyle... ...zihinsel o yoğunluğuyla beraber... ...hem de tabii ki e, özellikle turdaki insanların onu ne kadar sevdiğine örnek olarak şunu gösterebiliriz belki... ...John McEnroe o dönemin en büyük rakibi Bjorn Borg için... E, ...emeklilik kararı sonrasında kendisini defaatle telefonda e, zorladığını... ...geri dönmesi için çabaladığını söylüyor fakat... E, ...o 80'ler ortasındaki emekliliğe engel olamadığını söylüyor. En büyük rakibi aynı zamanda da iyi arkadaşı tabii ki. Bjorn Borg da yine e, o dönemde çok erken e, veda eden isimler arasında. Bir numarada tekniğin, atletizmin, ihtişamın ve tabii ki tekel backend'in e, bir yerde buluştuğu, bir oyuncuda buluştuğu bir isim var. Juju Justin Hennen'le devam edeceğiz ve bitireceğiz. Tabii ki Justin Hennen özellikle tenis sevenler için gerçekten çok ayrı bir yere sahip. Hem tabii ki şöyle söyleyebiliriz o dönemde çok özel oyuncular var. O dönemden bu döneme hala oynayan işte Williams kardeşler vesaire, Şarapogalar vesaireler ama hem damakta bıraktığı tat hem kortta yaptıklarıyla beraber hem de tabii ki erken emekli olması, dönmesi tekrar emekli olmasıyla beraber biraz aslında o insanların zihnine kazınma şekli olarak Enen biraz daha farklı bir yerde. 2000'lerin başında çok hızlı bir şekilde dominasyonu gösteriyor aslında. 2004'te olimpiyat şampiyonluğuna kadar hem slamlerde gösterdiği performans hem kortta gösterdiği şeyler gerçekten çok acayip. Atletizm tek özelliği değil. E, tekel bekendi ve tekniği tek özelliği değil. E, ya da mental gücü tek özelliği değil. Her şeyi bir arada yapabilen ve e, bunların hepsini eforsuz gösteren, biraz hani Roger Federer e, benzeri bir rahatlıkla e, bu zor işleri gösteren oyunculardan bir tanesi ki özellikle işte güç denesinin başladığı noktalarda böyle bir tekniğin, böyle bir ihtişamın, e, böyle bir hani sanatkarlığın olması Kadınlar Turu'nda gerçekten çok acayip. Özellikle Justin Hennen 2004 sonra Sonrasında 2005 e, yazı veya sezon başı diyelim Özellikle o 2004'teki olimpiyat şampiyonluğu ve yoğun geçen dönemler sonrasında 2005'te çok ciddi bir sakatlık yaşıyor. Dizi ve disk kapağında yaşadığı bir kırıkla beraber sezonu biraz ötelemek durumunda kalıyor. Sezonu geç açıyor. Sonrasında o sakatlıkların bazı diğer problemlere yol açtığı, fiziksel bazı problemlere yol açtığını görüyoruz. ki 2006'da aslında geri dönmeye çalışıyor fakat dönmekte gerçekten zorlanıyor sakatlıktan. 2007'de tekrar aslında onu hem slamlerde kazanma adayı olarak görüyoruz hem de tabii dominasyona o dominasyonla tekrar ulaştığını görüyoruz. 2007'de yeniden Slam'leri kazanmaya başlıyor. 2007'de e, sezon boyunca oynadığı maçların %95'ini kazanmayı başarıyor ki... ...akıl almaz bir şey gerçekten. E, ve dünya bir numarasında 100'ün üzerinde hafta yer almayı başarıyor. 2008 e, onun için artık erken emektir. Yani bu videoya girme sebebini e, ortaya çıkarıyor. E, o yoğunluk, sakatlıklar sonrasında tekrar dünya bir numarasına yükselmesi... ...ve Slam'ler kazanması e, onun artık mental olarak biraz da tükendiğini gösteriyor... 2008'de ilk emeklilik kararını biraz da şok biçimde açıklıyor. 2010 onun geri dönüşünü aslında denediği yer diyebiliriz. Baktığımızda aslında 20'li yaşların sonunda tekrar dönüyor tenise ki tekrar çok rahat bir şekilde kendini gösterebileceği, zirveye çıkabileceği bir yer. Ve baktığımızda ilk dönem aslında çok kötü değil. Özellikle wild kartlarla beraber ki o dönemde bir sıralaması yok. Verilen wild kartlarla beraber çok iyi performanslar çıkarıyor. 2010'u fena geçirmiyor. 2011'in başında ki set vermeden aldığı galibiyetlerle başladığı bir 2011 dirsek sakatlığı sebebiyle yeniden tenise veda ediyor ki ya şu anda 39 yaşında 2011'de emekli olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. İlk emekliliği çok daha erken zaten ve keşke daha fazla izleyebilseydik, keşke kortta onu daha fazla görebilseydik dediğimiz oyunculardan bir tanesi Beşliği bu şekilde bitiriyoruz. Tabi buraya giremeyen ama buraya girmesi de e, beklenebilecek oyuncular var. İşte yakın dönemde var. Bartoli var. E, Pete Sampras yine aynı şekilde enteresan ve erken bir vedaya sahip. E, Steffi Graf aynı şekilde ki 30'lu yaşların başında emekliliğini açıklayan bir isim. Unuttuğumuz varsa tabii ki yorumları mutlaka bırakın. E, 15 gün sonra farklı bir konuyla, farklı bir beşliyle yeniden görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.